Evet, saygıdeğer seyircilerimiz. Sırada 73 kilo olan middleweight bout'umuz. Paris United takımından 73 kiloda Farrhad Saad. Ve İstanbul Bosphorus takımından 73 kiloda Jaba Khositashvili. Evet sevgili seyirciler, gecenin 3. maçı Jaba ile Farrhad Saad arasında olacak. Durum 1-1. İstanbul Bosphorus Paris United mücadelesinde ve yanımızda İstanbul Bosphorus Genel Müdürü Sayın Bayram Altuğ var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, az önce Kerem'in talihsiz sakatlığı tam durumu 2-0 yapacakken belki ne yazık ki durum 1-1 oldu ve sıra Jaba'da, söz onda. Neler söyleyeceksiniz? Hem atmosferle ilgili hem mücadeleyle ilgili. Öncelikle Spor TV seyircilerine, izleyicilerine buradan selamlarımızı iletiyorum. Spor TV bu yıl WSB maçlarını canlı yayınlayarak Türkiye boksuna, dünya boksuna çok önemli katkıda bulunuyor. Bu maç dünyanın bir çok kesimde, dört bir yanında canlı veyahut da banttan yayınlanıyor. Evet. Tekrardan Spor TV'ye buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bir önceki maçta Kerem çok talihsiz bir sakatlık geçirdi ayağından. Maç ortada geçiyordu. Kafa kafayaydı maç. Maalesef ayağındaki sakatlıktan dolayı maçı bırakmak zorunda kaldı. Evet. Talihsizlikle ama boksta, sporda bunlar oluyor. Şimdi bizim çok güçlü bir boksörümüz Jaba. Güçlü boksör, evet. Gürcistan asıllı ama kendisi bir Türk gibi. Evet. Türkçeyi de çok iyi konuşuyor. İnşallah Jaba kazanarak durumu 2-1'e getirecek. Biz de umutla diğer maçları bekleyeceğiz. Evet, alınacak. Bu gece alınacak 3 puan. Paris United'ın önüne geçeceğimiz anlamına geliyor. Puan olarak çok önemli. Evet, çok kritik bir maç. İzleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Paris United geçen yılı dünya şampiyonu. Evet. WSB'nin ilk sezonunda dünya şampiyonu olarak 500 bin dolarlık ödülü de kazandılar. Çok ciddi bir rakiple karşılaşıyoruz. Evet, evet, biz Türkiye Boks Federasyonu olarak bu işi ikinci sezonunda üstlendik. Geçen yıl Saran grubu bu işi yürütüyordu. Kendilerine burada teşekkür ediyoruz. Türk boksuna yaptıkları katkılardan dolayı. Atmosfer mükemmel. Bu salona ilk defa maç yapıyoruz bu salonda. İsa hocamıza, bayanlı takım hocalarımızın İsa hocamıza burada çok teşekkür ediyorum. Kendisinin sonsuz emeği, desteği olmasa bu atmosferi yaratamazdık. İnanın ben Meksika'ya da gittim, Almanya'ya da gittim deplasman maçlarına. Böyle bir atmosfer çok az. Evet. Muhteşem bir atmosfer. Evet, ilk round'a başladı bu arada. Jaba ile Farrhad Saad mücadelesinde sevgili seyirciler, 73 kilo. Jaba çok iyi başladı bu arada. Sağlı sollu yumruklarıyla rakibinin üzerine doğru hamlelerini sürdürüyor Jaba. Khositashvili, Gürcü asıllı boksörü, İstanbul Bosporus'un. Tabii evet, boksörümüze destek arkadaşlar. Aynı şekilde karşılık vermeye çalışıyor. İki boksörün de size'ı birbirine yakın. Çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Fransızların bu ringe çıkan ikinci melez boksörü. Evet. Jaba da 20 yaşında, çok genç bir boksör. İnanılmaz bir gelecek vaat ediyor. 3 maçın ikisini kazandı. Meksika'da da kazanacaktı maçı. Ben orada canlı olarak seyrettim maçı. Fakat deniz seviyesinden 2500 yükseklikte bir rakım olduğu için, evet, nefes almakta zorlandı. Maçı bırakmak zorunda kaldı. Yoksa orada da Almanya'da da şanssızlık yaşadı. Evet. Yoksa orada da alırdı. Çok güçlü bir boksör olduğunu biliyoruz Jaba'nın. Evet, inşallah bu maçta iyi başarı.
Evet, zaten seyirciler de memnun Jaba'nın performansından. Hemen alkışlarla karşılık veriyorlar. Evet, buradaki seyircilerin birçoğu zaten boksun içinden gelen, boksun sporuna gönül vermiş insanlar. Boksu biliyorlar. Bu arada izleyicilerimize bir not bildirmek istiyorum. Önemli bir not. Dün Dünya Boks Birliği, Dünya Amatör Boks Birliği Başkanı Sayın Başkan Ching Ku Wu Türkiye'ye geldi. Evet. Kendisini dün havaalanında karşıladık. Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç'la görüştüler kendileri. Evet. Yaklaşık bir saate yakın bir görüşme oldu. Çok güzel bir görüşme oldu. Kendisi Türk sporuna olan desteğini bir kez daha belirtti. Türk boksuna olan desteğini tekrar belirtti. Aynı zamanda Dünya Amatör Boks Birliği Başkanı Sayın Wu, Aybar Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin daim üyesi. İzleyicilerimizin bildiği üzere Türkiye 2020 olimpiyatlarına aday ülke. Evet. Kendisiyle Türkiye'nin adaylık sürecini konuştuk. Kendisi de yıllardır olimpiyat komitesinin üyesi ve birçok arkadaşı var. Türkiye'nin şansını sorduk kendisine. Avrupa'da 4 ülke var bakıyla katarsak. Madrid, Roma, Türkiye ve İstanbul daha doğrusu ve Azerbaycan bakıyor. Evet. Bana göre dedi Madrid ve Roma'nın şansı yok. Avrupa'da çok büyük ekonomik bir kriz var. Evet. Türkiye dedi Bakü ile Asya'nın hiçbir şansı yok dedi bu olimpiyatı düzenlemede Asya ülkelerinin. Bu önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde aday sayısı 6'dan 3 veya 4'e ineceğini söyledi. Önümüzdeki Temmuz ayında Arjantin'de oylama yapılacak. İstanbul'un buraya kalması, son 3'e kalmasına garanti gözüyle bakılıyor. Finansal olarak dedi Bakü ile İstanbul birbirine çok yakın çünkü Bakü'nün de ekonomik gücü parası çok iyi dedi. Evet. Ama Türkiye daha önce bir olimpiyatlara 4 defa aday olduğu için bu kez biz Türkiye'yi kendi edindiğimizden çok şanslı görüyoruz dedi. O açıdan ben bu ziyareti çok önemli buluyorum. Kendisi zaten bize Dünya Genç ve Yıldız Bayanlar Boks Şampiyonası'nı verdi geçen yıl. Evet. Nisan ayında Antalya'da yaptık. Ankara'da Haziran ayı içerisinde Avrupa Boks Şampiyonası'nı yaptık. Evet. Ve Nisan ayı içerisinde yine Türk boksu için hayati önem taşıyan 13-22 Nisan'da İstanbul'da yapılması gereken ve daha sonra bizim girişimlerimizde Trabzon'a aldırdığımız olimpiyat ödemeleri yapılacak. Bu organizasyonlarda vererek zaten Türkiye'ye Türk boksuna olan desteğini gösterdi. Bundan sonra Türk boksunu yapacağı, Türk boksörlerimizin yapacağı, antrenörümüz yapacağı daha çok çalışmak. Evet, kesinlikle ilk roundu bitirdik. Bu arada ikinci rounda geçeceğiz. İyi bir round geçirdi diyebiliriz Jaba için. Bakalım ikinci round nasıl olacak diyecektim ama yine hızlı başladı ikinci roundda. İzleyicilerimizden burada özür dilemek istiyorum. Bu yönetimde bizim de hatalarımız oldu. Bu iki maç idaresinde grafik makinesinde maalesef grafik programında bir sorun çıktı. Bunu İsviçre ile Almanya ile saatler süren telefon görüşmelerimize rağmen çözemedik. Ekranda sonuçları göremiyoruz ama belki böyle daha heyecanlı olur. Maç sonunda heyecan kalmış olur. Kazanan maç sonunda hakem zaten elini kaldıracak. Şimdi bu maç için özür diliyoruz. Evet. Zaten boksörlerimizin performansı da ortada. Onların da her roundda ortaya koydukları mücadelede açıkçası az çok boksu takip eden bilen seyircilerimizin sonucu yorumlamasına yardımcı oluyor diyelim. Ve tekrar müsabakaya dönelim. Sayın Altu, nasıl buluyorsunuz Jaba'yı? Şu an ikinci rounddayız ama iyi gidiyor diyebilir miyiz? Evet, şu anda bence iyi gidiyor. Çok güçlü bir boksör. Çok iyi çalışıyor. Aynı zamanda çok zeki bir insan. Çok zeki bir boksör. Ama bu boks sporu 5 round, yarı profesyonel. Sonuna kadar beklememiz gerekiyor. Çünkü bir yumrukta sporcu düşebilir, maç bitebilir. Evet, knockout bile olabilir. Evet, umarım bu Jaba olmaz. Evet, bundan sonrası tabii ki sakatlık olmasın. İlk temennimiz bu olsun. Çünkü Kerem'in yaşadığı sakatlık tabii ki üzücü. Ama da bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. Aynı zamanda dünkü görüşmede Dünya Boks Birliği Başkanı Sayın Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç'le beraber görüşmemizde Türk bayan boksunu çok övgüyle bahsetti. Olimpiyatlarda en azından iki tane bayan boksörün, Türk bayan boksörün olimpiyatlarda katılacağına inandığını söyledi. Evet. Dünya şampiyonumuz, iki defa dünya şampiyonumuz, son Avrupa şampiyonumuz Gülsüm Tatar da
dün öğle yemeğinde bize katıldı. Dünya Başkanı'na hoş geldin etti. Çok güzel bir atmosferdi. Yani Türkiye ilk defa tarihinde bir spor organizasyonunda çok başkanlık düzeyinde büyük bir destek alıyor. Dediğim gibi bu desteği sporcularımız, boksörlerimiz, antrenörlerimiz, federasyonumuz olumlu bir hale çevirirler ve bunlar madalya olarak bize dönüyor. Evet, başarıya dönüştürmek evet. Önemli. Evet, iki boksöre de uyarı. Aslında bu uyarı daha çok Farhat'a geldi. Biraz da yoruldular tabii ki. Evet, Fransız boksör savunmalar başladı biraz onda daha çok Jaba enerjik bir çocuk. Evet, bu ilk maçtan biri böyle oluyor. Hem Alexander hem de Frank aynı taktiği uyguladılar. Aslında biz ilk şu andaki sıfır önde olabilirdik. Talihsiz bir sakatlık ama bunlar dediğim gibi sporda oluyor. Sporda olan evet. Şeyler bunlar. Karşımızdaki rakip de güçlü bir rakip, yine dünya şampiyonu Paris. Evet, ikinci raunda sona eriyor sevgili seyirciler. Raunda geçeceğiz birazdan. Bu atmosferi gördükten sonra biz önümüzdeki evimizde oynayacağımız Almanya'nın Leipzig Neupark'sı maçını da burada oynatmayı düşünüyoruz. Bugün çok güzel bir atmosfer oluştu burada. İstanbulluları bir sonraki oynayacağımız maça özellikle Bağcılar bölgesinde oturan bu Avrupa yakasında oturan İstanbulluları bu maça davet ediyoruz. İstanbul Bosphorus. Evet. Sahip çıkalım. İstanbul Bosphorus yani İstanbul Boğaziçi. Çok büyük bir tanıtım. Evet. Tabii ki o maçtan önce Bakü Fires'la oynayacağız. Deplasmana. Deplasmana gidecek evet. İstanbul Bosphorus. Bunu da belirtelim. Ondan sonra tekrar İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Bu arada 3. raunda başladı. Çok hırslı iki boksör de şu an hem Jaba hem Farhad. Jaba o kadar güzel maç çıkarıyor ki biz fazla heyecanlanamadık bu maçta. Rakibine pek yumruk şansı vermiyor. Evet, böyle gitmesin devam dileyelim, devamını dileyelim. İzleyicilerimize WSB ile ilgili birkaç genel bilgi vermek istiyorum. WSB Dünya Boks Serisi olarak Türkçesi. Ve ilk defa geçen yıl düzenlenmeye başladı. 2009'da temelleri atılmıştı. 2013 yılında Uluslararası Amatör Boks Birliği AIBA, APB yani AIBA Profesyonel Boksu başlatıyor. Evet. Bu aşamada WSB'nin önemi daha da çok artıyor. Önümüzdeki yıl amatör boksta daha kask kalkıyor. Kask olmayacak. WSB bir geçiştir. AIBA'nın önümüzdeki yılda itibaren 3 tane organı olacak. Amatör boks, WSB ve APB yani AIBA Profesyonel Boks. Dünyada sadece şu anda 12 ülkenin franchise'ı var WSB'de. 12 tane ülkenin takımı var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. 3 kıtada 12 takım, 6 şarlı grup. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Bu Türkiye boksu için, Türk boksörler için ben büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda şunu da ilave etmek istiyorum. Bir ülkenin tanıtımı da sporun önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Kesinlikle. İnanın Bakü'de dünya şampiyonası yapıldı. Biz başarısız olduk. Fakat televizyon canlı yayınlamadı. Türkiye'de birçok ülkede yayın haklarına doğan anlaşmazlıklar olarak canlı yayınlanamadı. Bu maç şu anda sizin vasıtasınızla Fransa'da ve bütün dünyada birçok ülkede yayınlanıyor. Bu ülkenin tanıtımına bundan daha güzel bir katkı olabilir mi? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Her takımın belli bir yayıncısı olmuş durumda. Her ülkenin daha doğrusu Dünya Boks Serisi'nde. Siz de söylediniz 12 takım var. 6'şarlı 2 grup ve ilk 4'e kalmak. Önemli. Son 8'e kalmak için öyle değil mi? Kesinlikle. Fakat şöyle bir durum var. Onu özellikle istiyorum. Biz bu yıl hazırlıksız yakalandık. Son anda biz bu işi üstlendik. Bu yıl boksörlerimize tecrübe kazanması için, geleceğe dönük sağlam adımlar atılabilmesi için, bundan Türk boksunun faydalanması için mücadele veriyoruz. Ama tabii ki bütün amacımız, bütün hedefimiz UEFA kupası. Kesinlikle ama yine de iyi maçlar çıkartıyor İstanbul Bosporus. Bunu net bir şekilde de ifade edelim. Evet, şu maçı alırsak ben bu akşam buna galibiyetle ayrılacağımı sanıyorum. Evet, öne geçmiş olacak. İstanbul Bosphorus, Jaba'nın bu maçı aldığı takdirde 2-1 olacak. 2-1 olacak. Durum 1-1. İlk maçı Hüseyin Alexander karşısında kazandı. İkinci maçta Kerem bir sakatlık yaşadı ayağından. Frank mücadeleyi kazandı ama 3.
üçüncü maçta, üçüncü roundda alkışlar Jaba'ya geldi dediğimiz anda üçüncü roundu da noktalıyoruz. Son iki round, tabii ki puanlar önemli, ortaya çıkacak, puanlama önem taşıyacak, üç hakemin de. Evet, şu anda aldığım bir bilgiye göre Jaba ilk üç roundda önde. Evet. Güzel, sevindirici haber. Eğer bir knockout gibi durum bir söz konusu olmazsa bu maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyoruz. Ki kurallar öyle yani. Evet, bir sürpriz olmazsa. Evet. Genel olarak Jaba'nın performansı, Hüseyin'in ve Kerem'in performansı, bilmiyorum bana katılır mısın, son derece olumlu. İstanbul Bosphorus bu akşam hakikaten iyi mücadele veriyor. Daha önceki maçlara göre daha iyi. Biraz evet. Daha üzerine ilave etmiş. Sezonun ilk yarısında, ilk 5 maçta çok talihsiz sakatlıklar yaşadık biz. Maalesef 54 kilo ve 61 kiloda bunu çok derinden yaşadık. Şu anda bizim 61 kilodaki dünyanın en iyi 61 kilolarından bir tanesi bence ilk 7'ye girer. David Oliver Joyce, İrlandalı, evet. Sakatlandı, gelemedi. Kerem'in mücadele verdiği siklette. Ama dediğiniz gibi yeni boksörlerimiz katıldı ikinci yarı. Evet. Şu anda daha iyiyiz. Çok doğru gösteriyoruz. Evet, 4. round'a geçtik bu arada. İlk 3 round'da Jaba'nın üstünlüğü olduğunu bir kez daha belirtelim. Farrhad Saad'ın da buradan haberi olmuş olsa gerek. O da biraz daha aktif olmaya çalışıyor 4. round'un başında ama Jaba da ne yaptığını çok iyi biliyor. Aynı şekilde karşılık veriyor rakibine. Evet, bir aparkat denemesi vardı orada. Jaba'dan sağ aparkat, bir de sol kroşe denedi. Şimdi bir seri olur mu? Tam rakibi kapanırken. Yani buradan tekrar şunu belirtmek istiyorum. Bu Türkiye'ye bu franchise'ın gelmesinde Saran grubunun çok büyük katkısı oldu geçen yıl. Kendilerine buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Saadettin Saran, Kenan Saran ve yöneticilerine, Selim Usta'ya, Birol Topuz'a, Umut Uşağı hepsine teşekkür ediyoruz. Şu anda bu heyecanı Türkiye hep birlikte yaşıyor. Evet, Jaba'da 4. roundda da kaldığı yerden devam ediyor. İyi performansını sürdürüyor Jaba. Evet, köşeye sıkıştırdı rakibini Jaba. Rakibinin de çok tecrübeli bir boksör olduğunu, iyi bir boksör olduğunu buradan belirtelim. Sol kroşe denemesi vardı az önce. Seyircilerin Jaba'ya desteği devam ediyor. Bu arada sayında Fransız Fransız konsolosundan burada misafirlerimiz olduğunu da belirtmek istiyorum. Güvenlik müdürü ve bazı personel de bu maçı izliyorlar şu anda. Evet. Jaba'dan yine bir atak gördük, orada rakibini köşeye doğru sürükledi. Evet, sinirlendi biraz. Evet. Farrhad Saad. Rakibi dönmüş gidiyor arkadan. Evet, Jaba şimdi buna oyun kuralları evet. İçinde karşılık verecek. Evet. Jaba kızdı yani. Jaba'yla oyun oynanmaz. Evet, yani Jaba'yla oyun oynamaz. Bunlara da gerek yok. Jaba'yı tanımıyor Fransız boksör ama Jaba'yla oyun oynamaz. Kışkırtmaya çalışıyor. Evet. Bunlara gerek yok. Kurallar dahilinde mücadele etmek en doğrusu. Ama Jaba da ortaya koyduğu mücadeleyle alkışı fazlasıyla hak etti. Yani sporda fair play ruhu ön plan var. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Sonuçta bu bir oyun, bu bir mücadele. Son round'a geçeceğiz. Kim o? Manyak. 3-4. Kaç round? Evet, bu round'a taşa bağlı. Evet, böylece 2-1 öne geçtik diyebiliriz. Tabii ki daha son 3 dakikayı hep birlikte göreceğiz. Ama şunu da belirtelim, rakibin tahriklerine en azından kapılmadı Jaba, onu da kutlamak lazım. Profesyonelliği elden bırakmadı. Hocalar da gerekeni söylüyor. Kesinlikle. Başlıca Seyfullah Tulluklar ve antrenörümüz Esat Çelik Hoca. Evet, hem Seyfullah Hoca hem de Esat Hoca. Zaten
gerekli uyarıları ve taktikleri iletiyorlar Java'ya. Sakiniz. Ayrıca bu müsabakanın supervisor'ı, yani bu müsabakanın uluslararası kişisi Arjantin Boks Federasyonu Başkanı Sayın Oswaldo Rafael Bisbal burada. Kendisiyle bir haftadır beraberiz. Trabzon'a geldi. Olimpiyat denemelerini biz İstanbul şehrinde Trabzon'a aldık. Kendisiyle bir eşgüdüm toplantısı yaptık. Trabzon'daki salonları, otelleri gezdik. Mükemmel tesisler var Trabzon'da. Bütün emeği geçenlere burada şükranlarımızı sunuyoruz. Trabzon'a olimpiyat denemelerinin alınmasında hiçbir sorun çıkmadı. Evet, bu arada 5. roundda son derece zevkli, kaliteli bir boksa sahne oluyor şu anda. Yalnız Farrhad Saad çok gergin. Bu kadar gerginliğe hiç gerek yok. Ben dikkat ediyorum, hala Jaba'nın üzerine oynuyor. Evet. Yani dikkat ediyorum. Hem mimikleriyle, hem hareketleri, hem davranışları kesinlikle hepsi tahrik içeriyor. Ama Jaba'nın da sadece boksu düşündüğünü söyleyelim. Jaba bütün maçlarında zaten hep atak boksu seven bir boksu. Daha önce siz Jaba'nın maçlarını görmediniz burada. Evet, kesinlikle. Oyunu çirkinleştirmeden sadece işini yapıyor. Evet, zaten en büyük örneğini bu akşam görüyoruz. Düşünmeden de edemiyoruz açıkçası. Belki bu kadar iyi mücadeleye bir knockout yakışır mıydı? Zor belki ama. Evet. Taraftarların tepkisi var Fransız boksörü bu arada. Bu arada izleyicilerimle şunu belirtmek istedim. Bu maçın ismi Fransız takımı olarak Paris'i verdik. Ben hiçbir zaman spor politikanın bilmesini istemiyorum. Çünkü spor kardeşliktir, dostluktur, ülkeler arasında bir köprüdür. O yüzden spor amacı zaten politikadan kaynaklanan sorunları çözmek, dostluk, kardeşlik köprüleri oluşturmaktır. O açıdan Fransa'nın son geçen ay yaptığı Fransız parlamentosuna geçen Ermenistan kırım tasarısını ben bu maçta hiç yansımamasını düşünene kadar da yansımadı zaten. Zaten ikisi çok ayrı şeyler. Birisi spor, birisi siyaset. En doğrusu da zaten karışmaması. Her şeyden öte spor bir oyun. Burada çok güzel bir oyun icra ediliyor. Bizler de onu aktarıyoruz ve yorumluyoruz ki son derecede memnunuz şu ana kadar. Hem Jaba'nın hem de takımımızın performansından çok da iyi gidiyor. Son rounddayız. Gecenin 3. karşılaşmasında Jaba Farrhad Saad'la mücadele ediyor. Birazdan 5. roundda sona erecek. Evet, Jaba rakibine son birkaç yumrukla son noktayı koydu diyebiliriz. Evet, 5. roundda bitti. 3. maç bitti bakalım. Evet, müthiş bir destek var şu an salonda Jaba'ya. Hak etti bu desteği, fazlasıyla hak etti. Ortaya koyduğu mücadeleyle Jaba. Kendisini tebrik ediyoruz burada. Yine bizi yanıltmadı. Sürpriz bir sonuç olmadı. Evet, Jaba bu arada rakibinin yanına kadar gitti yine. Gentlemanca o köşeye kadar işte. Spor budur işte. Hakikaten olması gereken bu. Her şeyden önce ahlak çok önemli ki Ulu Önder Atatürk'ün de çok güzel bir lafı var. Zeki, çevikli, ahlaklı. Evet. Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim şeklinde bir sözü vardı Atatürk'ün. Jaba'yı da kutluyoruz. Maçın sonunda ortaya koyduğu bu güzel davranıştan ötürü. Evet. Şimdi puanlar açıklanacak. Sürpriz beklemiyoruz. 2-1 öne geçti diyebiliriz. İstanbul Bosporus. Bir sonraki maçta Bahram Muzaffer 85 kiloda mücadele edecek. Evet. Ve 6.91'de de... Saygı değerli seyircilerimiz, müsabakayı birinci hakem 50-45, ikinci hakem 50-45. Evet. Ve üçüncü hakem 49-46. Evet, Jaba'yı kutlamak ladies lazım şimdiden. The first judge scores about 50-45. The second judge
bütün raundları, iki hakem bütün raundları Jaba, evet. Diğer hakem gördüğünü Jaba'yı vermiş, bir tane Fransa vermiş. And the winner by unanimous decision, the team Istanbul Bosphorus. Evet, Jaba Khositashvili kazanıyor 73 kilo müsabakasını. Kutluyoruz Jaba'yı. Durum 2-1 İstanbul Bosphorus, 2-1 önde Paris karşısında. Kısa bir ara verelim, tekrar birlikte olacağız.